yani evet, kalabalıktı. AK Partililer de vardı. Ne bir gördün? Önce, şimdi tabii aynı kongre merkezinde birkaç hafta önce Murat Kurum'un da ilan edildiği bir başka lansman vardı. Oraya gazetecileri davet etmemişlerdi. Survivor Semih'i davet etmişlerdi. Sen Ülk çok kırılmıştın. troll ve turuncuları davet etmişlerdi ve ben burada feveran etmiştim. Evet. Sonra <laughs> bu durumu düzelttiler. Hatta bizim gruptan üç kişiyi birden çağırdılar. Yani olur da papara yemeyelim herhalde yani. <laughs> bu da büyük bir hamle. Neyse davet edildik fakat bu kez de soru sorma imkanımız yoktu. Ama olsun din, izlemiş olduk. Ben tabii birkaç hususta e, tespit yapmak istiyorum. E, bunlardan biri e, benim gördüğüm kadarıyla e, Murat Kurum iki sorun tespiti yapmış. yani. E, propagandasını iki başlık üzerine oturtuyor. Birincisi trafik sorunu, ikincisi kentsel dönüşüm artı deprem. Bunları da bir paket olarak ele almış. Bunun dışında vaatleri de var. E bu iki sorun etrafında e, mesele yani vaat pro, vaatler ve projeler eee projelerine çıkıyor. Önce salonu söyleyeyim. Salona girdik tabii salon tıklım tıklımdı. E, bu arada Murat Kurum eşi ve küçük kızıyla beraber geldi ve yanında e, eski e, başbakan Binali Yıldırım vardı. Tabii Binali Yıldırım bir önceki seçimim mağlubu. Ve ondan önceki seçimim de mağlubu. İzmir'de de kaybetti. Ben olsaydım e, şeyin yerinde, Murat Kurum'un yerinde Binali Yıldırım'ı, İzmir'i ve İstanbul'u da kaybetmiş bir adayın yanına oturmazdım yani uğur getirmeye. Algı için de. Ve eski bakanlardan Süleyman Soylu ve Mevlüt Bey vardı, Mevlüt Çavuşoğlu. Ee, onun dışında bakan görmedim doğrusu. Yani bu da ilginç geldi bana. Sadece ilçe belediye başkanları vardı. Tabii salonda e, sadece İstanbul diye bir Murat Kurum'a mahsus bir şarkı çaldı. Bunda tabii şöyle bir gönderme var. Yani... İmamoğlu sadece İstanbul'la ilgilenmiyor. Ben sadece İstanbul'la ilgileneceğim. Öyle bir gönderme var muhakkak. Sonra gençler çıktı sahneye. Ee, ve gençler bir e, Cem Karaca'nın Bu Son Olsun bu son şarkısıyla bir ufak bir gösteri yapıp ufacık ama sonra Murat Kurum sahneye çağırdılar. O Bu Son Olsun da gene İmamoğlu'na gönderme öyle anlıyorum tabii. Fakat güzel şarkıdır. Sonra e, Murat Kurum sahneye çıktı ve tabii İmamoğlu eleştirisi üzerine ama adını anmadan İmamoğlu eleştirisi üzerine bir konuşma yaptı. İşte e, İstanbul'a yani yarı mesai yapanlar efendime söyleyeyim. E, İstanbul'la ilgili yani İmamoğlu'nun İstanbul'la tam mesaisini harcamadığı İstanbul'un bir sorun yumağına döndüğü gibi e, işte e, çeşitli eleştiriler yöneltti ve sonra e, vaat ve projelerini açıkladı. Bir kere şimdi aslında proje dedikleri vaatler ve vaatleri her ne kadar Proje diye anlasalar da ortada bir proje yok. Yani üzerinde çalışılmış, benim gördüğüm kadarıyla üzerinde çalışılmış, e, fikir e, işte istatistiksel sonuçları çıkarılmış, bütçesi planlanmış bir proje yok. Ortada sinevizyon e, gösterisi var. Baştan sona bir sinevizyon gösterisi. Trafik deyince İstanbul'da sıkışmış trafik görüntüsü televizyonda. Efendim, otobüs görüntüsü e, ya konut deyince e, yani böyle TOKİ projelerini andıran görsel unsurlar e, ya da İstanbul haritası üzerinde çıkarılmış oklar, oklar oradan oraya, oradan oraya gidiyor falan aslında bir sinevizyon gösterisi ortada somut bir proje yani bütçesi dahil çıkarılmış somut bir projeyi ben görmedim o yüzden yani ki yazımda da öyle dedim yani İmam Murat Kurumun sloganı şu. Sadece İstanbul. Halbuki benim gördüğüm kadarıyla ortada sadece sinevizyon var. Başka e, proje e, diye e, yani elle tutulur bir örnek görmedim. O, Murat Kurum Sistem İstanbul diye bir proje tasarlamış, bir sunum yaptı. Şimdi diyor ki örneğin karayolunda İstanbul'da trafikteki karayolu ağırlığını 70, %72'den 2034'te e, %48'e düşüreceğim diyor kademeli olarak. Aynı şekilde raylı ulaşımı da 2034'te %48'e çıkaracağım. Raylı ulaşımla karayolu ulaşımı birbirine denk olacak. Yahut diyor ki çok Orta iddialı. Orada iki dönem seçilmiş ol olacak. Tabii, tabii. Yani onu da garanti ettik. Ondan daha iddialı bir şey var. İstanbul'da 10 yılda trafiği bitireceğim diyor. Yani bu ne demek biliyor musun? Yani Türkiye'nin Mars'ta, Mars'a gitmesinden daha zor bir şey yani İstanbul'da. Çünkü İstanbul'un trafiği göç politikası ile ilgili, nüfus politikası bir dolu etkenle ilgili. Bir de 25 yılda niye bitirmediniz diye sorarlar. 25 Geleceğim. yıl siz yönettiniz, niye bitirmediniz? Mesela metro hattı 10 yılda 1004 kilometreye çıkarılacakmış. Şu an bu 300 kilometre düzeyinde. Yüzden 1004 kilometreye. ve Anadolu'nun iki yakasına iki büyük tünel yapılacak. Bu tünellerin toplam uzunluğu da 80 kaç kilometre? 120 küsür kilometre. 120 küsür kilometre. buradan İzmit'e kadar tünel yani. Ee, ve tabii 20 katlı kavşak, 151 kavşak e, gibi projeler var. Hatta diyor ki işte bu kavşaklardan biri de e, Mahmut Bey Kavşağı. O çok enteresan çünkü Mahmut Bey Kavşağı'nın sorununu çözmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2001 yılında 2021 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'ne başvurmuştu. Ve Karayolları Genel Müdürlüğü 16 ay boyunca cevap vermeyip sonunda biz yaparız sana gerek yok deyip kapatmıştı. Şimdi İmamoğlu'na yaptırılmayan iş Murat Kurumu projesi haline geliyor. bu, ve biz İstanbullular 2 yıl boyunca İmamoğlu'nun cezalandırılmasının sonucunu yaşıyoruz. Yine kaldı ki bütün bunları yani İstanbul'da trafiği 10 yılda bitirmeyi, kavşakları yapmayı, efendim bütün bunlar aslında belediyenin de, büyük bir bölümü belediyenin yetki alanında da değil. Bunların büyük bir bölümü şeyin ulaştırma ve altyapı bakanlığının sorumluluk alanında. Tabii. Yani belediye bunların istese de hepsini yapamaz. Çünkü yetki bakımından ulaştırma ve altyapı bakanlığının uhtesinde. Ve ulaştırma ve altyapı bakanlığı yeri geldiğinde İmamoğlu'na paralel, metro yapabiliyor. İstanbul'da şu an iki tane metro hattı var. Biri M, belediyeye ait olan, biri U, Ulaştırma Bakanlığı'na ait olan. Yani bu ana kadar bakanlığın elinde İstanbul'u metroyla donatma imkanı vardı. Dileseydi havalimanı hattı dışında İstanbul'da sadece Mecidiyeköy, İstanbul Havalimanı metro metrosunu yapabildiler. O da zaten geçen gün delindi. Yani onun dışında metro yapmadılar. Bugüne kadar yapabilirlerdi. Bir an için yani e ee, eğer bu kavşaklarla ilgili İstanbul'un sorunlarını çözecektiyseniz neden beklediniz? Neden mesela 2001 yılında 2021 yılında İBB size başvurduğunda olur vermediniz? Şimdi bir de tabii başka vadeli de var. Örneğin Esenler ve Harem otogarları taşınacak. Altı ayrı yeni bir bölge kurulacak. Bu altı ayrı bölge de belli değil. Yani nereye taşınacak bunlar? Nereye? Ta çünkü Harem ve Harem ve Esenler otogarı iki yakada İstanbul'un otobüs taşımacılığının kalbi. Tabii. Tamam bunları kaldırabilirsiniz. Fakat bunları nereye taşıyacaksınız? O da belli değil. Bir diğeri İBF, işte Filo'ya 250 otobüs, 100 metrobüs katılacak. Silivri'ye metrobüs yapılacak. Ve tabii e, en önemlisi işte İspark meselesi. Orada da diyor ki evlerin önüne park edenlerden para almayacağız. %25 indirim yapacağız. Taksi sorunu çözeceğiz mesela. Diyor ki o asıl, çok ilginç. asıl kritik olan o. o çok ilginç. Şimdi diyor ki yani İstanbul'da diyor eğer taksiye ihtiyaç varsa taksi sayısını arttıracağız. El insaf, el insaf. Çünkü İmamoğlu yönetimi göreve geldiği günden bugüne İstanbul'da taksiye ihtiyaç olduğunu tespit etti ve taksi sayısını arttırmak istiyor. Bunun karşısında Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nin UKOME'de üye sayısı yine değiştirildi ve şu an hükümet adına hareket eden, çeşitli kurum ve kuruluşlar, bunlar arasında Türk Silahlı Kuvvetleri de var, e, taksi ağlarıyla, plaka ağlarıyla birlik olup taksi sayısını arttırmıyor. Ya taksi sayısının, bir taksilerin arttırılmasının bir ihtiyaç olduğunu biliyorsunuz. Siz iktidara geldiğinizde bunu arttırmayı da vaat olarak açıklıyorsunuz da neden bize dört yıldır çile yaşatıyorsunuz? Neden iktidar yetkilileri ulaştırma ve hani sayın kurumun bir dönemler yakın zamana kadar yönettiği e, e, ulaştırma, şehircilik ve altyapı şehircilik bakanlığının Temsilcisi de dahil olmak üzere. Neden direndiniz? 15 neden? kere getirdi, 15 kere evet, reddettiler. Neden taksi sayısının arttırılmasını engellediniz? Engellediler ve bugün İstanbul'da taksi bulamıyoruz. Bulduğumuzda evet. da çok yüksek bir para ödüyoruz. Şimdi kurumun odaklandığı ikinci alanda kentsel dönüşüm. Ya Burada çok ileri vaatler var. Mesela Sayın Kurum diyor ki İstanbul'da tek bir riskli alan kalmayacak. Ama... Öte taraftan şöyle bir durum var. Ya eğer böyleyse bunun için neden İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olmayı iyi bekliyorsunuz ki? Sayın kurum 2006'dan 2018'e kadar TOKİ'de ve Emlak Konut yöneticiydiniz. 2018'den 2023'e kadar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanıydınız. Neden bugüne kadar yapmadınız? Neden bugüne kadar yapmadınız da şimdi bunu bir vaat olarak açıklıyorsunuz? İstanbul demek ki bu dönemde olağanüstü vakit kaybetti. Siz yapabilirdiniz. Zaten bunu yani be belediye yetkilileri ve bütçeleriyle yapamazsınız. Bunu ancak siz e, bakanlık yetkilileri yapabilirdiniz ve yapmadınız. Bir diğer vaat de şöyle. Ya 5 yılda hocam 650 bin konut yapmayı vaat ediyor Sayın Kolun. Bak 650 bin. Ben sordum. TOKI, TOKI bugüne kadar kaç konut yapmış biliyor musunuz? 22 yılda. Kaç, kaç? konut? 1300. 1 milyon 300. 22 yılda 22. 1 milyon 300. İstanbul'da kaç tane yapmış biliyor musunuz? 252 bin. Ya iki, 20, TOKİ 200, 22 yılda 252 bin konut yapıyor da İBB 5 yılda nasıl 650 bin konut yapacak? Yapamaz. Ya bunun mantığı ve matematiğini açıklar mısınız yani? Çünkü ben diyorum ya e ortada bir proje yok. Sinevizyon var. Rakamlar, istatistikler, veriler uçuyor havada. Peki nerede? Yani Alt yok. Ne bu? Plan ne? Proje nasıl yapacaksınız? İkincisi 300 binlik kiptaş yapacakmış. Ya bütün Kiptaş tarihi boyunca 300 bin konut yapılamadı. Kiptaş'ın ben projelerini biliyorum ya. Kiptaş'ta öyle bir imkan yok. Ve 250 bin ev dönüştürecekmiş. Ayrıca belediye 100 bin konut yapacak. Bunu da kiraya verecekmiş. Şimdi her şeyden sonra. Yani dedim ya TOKİ 22 yılda İstanbul'da 252 bin konut yapmışken Kiptaş 5 yılda nasıl 650 bin konut yapacak? Bu sağlamayı bana yapar mısınız? Bir diğeri bu gerçekçi ve bir kere gerçekçi ve mümkün değildir. İkincisi ya sayın kurum şurada 2-3 yıl önce, geçen 2 sene önce ilk evim kampanyası kamp çerçevesinde bakan olarak 250 bin konut vaat etti. Zaten onlar bitmedi. Yani yapılamadı. Çünkü kuras çekiliyor daha yeni. Tabii. Yani e siz zaten vaat ettiğiniz, ilk evim kampanyasında vaat ettiğiniz 250 bin konutun kurasını çekemediniz. İstanbul'un nasıl 650 bin konut yapacaksınız? Kaldı ki bak bütün burada, bütün bu projelerde, şeyde de, işte şu kadar kavşak yapacağız, bu kadar yol yapacağız da da, şu kadar konut yapacağız da da en temel unsur şu. Bütçe yok. hangi bütçeyle yapacaksınız? Ya bir bütçe olmalı bununla ilgili. Bu kadar kaynağı, bu kadar inşaata, altyapı hizmetine ayıracağınız kaynağı nereden bulacaksınız? Onlara bankaların kapılar kapıları kapanmayacak tabii ki Belediyenin kaynağı sınırlı. Bak burada mesela sayın kurum bunu bildiği için şöyle bir cevap verdi. Dedi ki, oradan alıntıladım. Burada hemen diyecekler ki bunları nasıl yapacaksın? Hocam, dinleyin. Diyor ki bunları nasıl yapayım? Cevap ne biliyor musunuz Sayın Kurumu cevabı? Dertli olursan yaparsın. Ya bunun dertli ne alakası var? Yani bu iş dertlenmek olacak bir iş mi? Şimdi ya eğer dertli olabiliyorsa, ya yani eğer dertli insansın, dertli insansın ve bu, bu böyle olabiliyorsa 6 Şubat'ta, 100, 6 Şubat'ta evleri yıkılan on binlerce insan, yüz binlerce insan hala konteyner kentte ve çadır kentte yaşıyor. Orada dertli değil miydiniz? Yapsaydınız yani. Yapsaydınız. Ne oldu da Kahramanmaraş'ta şehidin anasının çadırına e, elçi yani şehadet Isıtıcı. haberini gönderip ısıtıcı yolladınız? Öyle değil mi? Yani siz daha olmuş depremin e, e, evsizine e, ev verememiş e, çadır vermişsiniz. Olacak depremin kentsel dönüşümü nasıl yapacaksınız ki? Yani bu gerek gerçekçi olmak lazım. Maraş'ın köylüleri kendi Ayaz'da, Ayaz'da çadırda tir tir titriyor. Hala ona verememişsiniz. İstanbul'da kentsel dönüşüm yapılacak da 650 bin ev imal edilecek. Ya biraz gerçekçi olmak gerekir. Bunun dertle de ilgisi yok. Ayrıca 600 bin konut nereye yapacaksınız? İstanbul'da böyle bir yer mi var? Bir söyleyin bana yani ben İstanbulluyum. Sayın kurumdan İstanbul'u daim diyorum. İstanbul'da her muhitinde yaşadım. Ben İstanbul'un 15 muhitinde kiracı olarak oturdum kardeşim. En ucuz muhitlerinde oturdum. Bana söyleyin ya deyin ki İstanbul'da 600 konut 600 bin konutu şuraya yapacağım ve ve Sayın Kurum diyor ki yatay yapacağım. Hani yatay mimari diyor. Bir de yatay de arazi de yani. bu. Dikey bu. de yapmayacak. Şimdi orada silivri tarafını falan kastediyor herhalde oralara yapacak. Ulaşılması zor yerlere. 600 bin ya İstanbul'da ihanet edilmedik yer mi kaldı? Altı, alan açıp 650 bin konut yapacaksınız. Ya bir kere ya insan tabii mesela ya Fikirtepe orada ya. Fikirtepe orada. Öyle mi yapacaksınız yani? Hani dikey dikey öyle İstanbul'un her tarafına 10-15 kama saplanmış gibi. Fikirtepe orada. Ben Fikirtepe, ben oh. İstanbul'a ilk geldiğimde Hasanpaşa'da oturdum. İlk geldiğim yıllarda. Hasanpaşa, Fikirtepe ile Kadıköy Belediyesi arasındadır. Ya oradan geçerdin 3-5 katlı evler vardı. Fikirtepe yok artık. Beton tepe orası. Orası beton tepe. Sur gibi böyle. Hala da inşaat devam ediyor Hala orada. Hala devam ediyor. Çünkü Hala da oldu. devam ediyor. Evet. Şimdi Sayın Kurum ayrıca diyor ki 6 tane baraj yapacağız. Ya bak ben bunların hepsini temenni ederim de siz İstanbul'un iki tane temel barajların var. Birisi Melem Barajı. İstanbul'un en önemli sıkanaklarından biri. Ya çatladı baraj ya. Baraj teslim edilirken duvarı çatladı. Yapamadı. Yapamadı. İktidar yapamadı barajı. İkincisi en önemli barajlardan bir hangisi söyleyeyim? Hocam Sazlıdere. Ne oluyor Sazlıdere? Kanal İstanbul'un içinde kalıyor. Sazlıdere barajını yarıp Karadeniz'i birleştirecekler. Ya kardeşim zaten İstanbul'da 3-4 tane baraj var. Biri de Ömerli'de. Ya iki tanesinin zaten birinin duvarı çatlamış. Öbüründe siz Kanal İstanbul'da yutmaya çalışıyorsunuz. Ya bu altı barajı nereye yapacaksınız? Altı barajı Melen ve Sazlıdere Melen zarar görmüş, Sazlıdere ortadan kalkmış. Nereye yapacaksınız? Şimdi tabii başka vaatler de var. Kreş vaatleri. Halbuki o kreş vaadi ilk ortaya mesela İBB anne kartı uygulaması getirmişti. Evet. Şu an Sayın Kurum baba kart getiriyor. İyi güzel. Bunlar faydalı işler. Yahut İBB 0-4 yaşa kadar anne anne kreş. ve 0-4 yaşa kadar çocukların ulaşımda ücretsiz sağlamıştı. Diyor ki onu 6'ya çıkarıyorum. Babaya da bedava. Olsun. Yani bunlar tabii takdir edilişler Her mahalleye kreş. E, İmamoğlu bunları vaat ettiğinde parayı nereden buldunuz diye soruluyordu. Şimdi tabii iki buçuk saatlik bir sunum var. Ben söyleyeyim yani bu iki buçuk saatte şöyle bir manzara vardı. Ben bunun bir buçuk saatini izledim. Sonra da Altan Öğmen'in sevgili eşi rahmetli olduğu için cenaze gitmek zorunda kaldım ve ayrıldım. Sonrasını videoda izledim. Şimdi bak burada sayın kurum ortaya somut bir proje, dört başı mamur çalışılmış bir proje göstermedi. Düşünülmüş, sonuçları çıkarılmış, bütçesi ortaya konmuş proje göstermedi. Tamamen sinevizyon gösterisi, oklar, dijital gösteriler. Ben bunu izledim. İkincisi bütçe yok. Bu bütçe kim, kim verecek parayı? Bütün bunları nasıl ve hangi parayla ve hangi kaynakla yapacaksınız? Ben bunu bu sunumda görmedim. Projeleri ne kadar mal olacağını ve kaynağı nasıl bulacağını bize söylemedi. Ayrıca heyecan bakımından da eksikti. Yani AK Partili gençler zaman zaman İstanbul'un Murad'ı Murat Kurum diye bağırdılar. İşte İstanbul'u geri alacağız, İstanbul bizimdir, bizim kazık dediler, slogan attılar. Ama bir saatten sonra Sayın Kurum'un sunumu bir mühendisin proje sunumuna döndü. Bir doktora öğrencisinin test sunumuna döndü. Yani heyecansız böyle şey sanki bir veri aktarırcasına bir sunumdu ve bir süre sonra sıkıcı olmaya başladı. Bu neye döndü biliyor musunuz? Altılı masanın hazırladığı o şey var ya Türkiye'yi bilmem ne planı diye anlatanlar sıkıcı artık detaylar da boğulup özünü kaçırıyordun. Böyle bir e, hava verdi yani kitleleri sayın kurumun teknisyen olması itibariyle kitleleri coşturamama gibi bir özelliği var. Orada bir daha açığa çıkıyor. İkincisi çok temkinli, belli. Çok temkinli olduğu için soru da soramadık. Yani gittik izledik ama soru soramadık. Yani soru sormalıydık ben öyle düşünüyorum. İmamoğlu'na gittik dedik soru sorduk mesela ona. Başka yani iktidar yanlısı mecralardan arkadaşlar da geldi ve soru sordular. Peki soru sorsaydım ne olurdu? Ben mesela iki soru soracaktım. Aklımda o iki soruyla gittim hocam. Birincisi, İstanbul'da 650 bin 600 bin konutun kentsel dönüşüm müdahale etmek edeceğini belirtiyor İlk andan itibaren. Ben merak ediyorum sayın kurum döneminde İstanbul'da 317 bin konut imarafına yaralandı. Bu 600 bin bu 317 bin konuttan kaçı o 600 bine giriyor. Yani kentsel dönüşümde yıkacağını söylediği konutlardan kaçına imaraf kaçı imarafına yaralandı imar affından yani ka kaça aslında yıkılması gerekirken affedildi? Ben bunu sormak isterdim. O imar affı da imar barışı diye yumuşattı İkincisi, imar affında. İkincisi Kanal İstanbul hakkındaki düşüncesini halen merak ediyorum. Ona hiç değinmedi değil mi konuşmasında? Hiç duymadım. her şey var. Kreş var, otopark var, evin önündeki otop, evindeki arabadan para alınmayacak var. Efendime söyleyeyim e işte İstanbul'da deprem toplanma alanları var. Bir şey yok. Kanal İstanbul yok. Ben ona şunu sormak isterdim. 3 yıl önce olduğu üzere Kanal İstanbul'u boğazımızın özgürlük projesi olarak görüyor musunuz? %52'si yeşil alanlarla oluşan Türkiye'nin en çevreci şehircilik projesi olarak bakıyor musunuz? Yoksa fikriniz değişti mi? Ben bunu çok merak ediyordum. Çünkü Murat Kurum'un sunumunda her şey vardı. Sadece Kanal İstanbul'un. Şimdi şununla devam edelim İsmail istersen. Çarşamba günü. Madem İstanbul'u konuşuyoruz, İstanbul'da... Şu şeyi e, de konuşacağız değil mi İsveç'le ilgili? Konuşacağız Mesela. hocam. E, adayları konuşmakta da fayda var. İyi Parti Burak Kavuncu'yu açıkladı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun karşısında. Saadet Partisi de adayını belirledi ve bir açıklıyor. Birol Aydın. Ha, Birol Aydın. Birol bir olaydın. İstanbul'un evdeki bir Saadet, Partisi'nin partisi adayı der. olacak ve Gelecek Partisi'nin desteğini olacak. Bir yandan da Turhan Çömez'i Balıkesir Büyükşehir'de evet. gördük. Cengiz Topel Yıldırım'ı zaten Ankara'da. konuşmuştuk Ankara için. Onun için konuşmak istedim. Neler isterim? söyleyeceksin? İYİ Parti konusunu konuşalım. Önce tabii Burak Avuncu sahaya çıktı. Hayırlı olsun. Burak Avuncu benim sevdiğim bir insandır. Hatta kendisini aradım. Yoğunluktan dönemedi ama az önce mesaj yatmış. Aramış. Ben de, de mesaj attım. Reklamda arayacağım kendisini. Burak Avuncu sevdiğim bir insandır. Centilmen bir insandır. Kendisi ee, yani insan olarak da e, ölçülü, e, saygılı ve e, yani politikayı da kurallarına göre icra eden bir insandır. E, Tabi e, Burak Kavuncu açısından şu avantaj ve dezavantajları isterlersek şöyle bir avantajı var. Milliyetçilerin oyun alabilecek bir isimdir. Aynı zamanda merkez sağdan da oy alabilir. Kendisini İstanbul'da bilen birisi. İstanbul'da İstanbul'u bilen birisi. Ama tabii zannedersem İyi Parti'nin ondan beklediği aslında İyi Parti'nin oyunu koruması. Yoksa İstanbul alması yani mümkün değil. Ee, aslında e, Burak Kavuncu aslında temel açmaz şu. E, i̇l başkanı olduğu Murat e, Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği dönemde yanındaki iki insandan biriydi. Biri Canan Kaftan.